Hüseyin'in alacağı var mı Hüseyin'im? Benim de hiç yok. Olsa bin defa alal olsun. Ufak tefek belki birine yardım etmiştirik. Hüseyin'den alacağın yok mu oğlum Hüseyin'den? Ya ne de mi oğlum Hüseyin'de bir paltoğum var ama. Ona verirse. Başka bir şey söylüyor mu? Arayıdır seni. Valla bütün komşulara selamlarımı söyle. Ne söylemiş Hüseyin? Herkesin işi gücü rast gelsin. Kızlara, oğullarına söylemiş yok ki. Kızlar, oğullar hep. Hoş bulduk. Gece gündüz telefon ediyorlar. He, ederler. Gülüyor musun? Sabırlara. Yok, teşekkürler. Hapse ben mi? Öyle tarih. Sene 1920 kaç? Doğum tarihi. 28. 28. Babamı yaşadı mısın? Baba anam beraber geldik. Gittik jandarma yazılmaya gittik. Şimdi akşam yakın küçük muhtarın bir at arabası var kimden almışsa. La koya gidiyoruz mu dedi. He dedim. Muhterem mi dedim. Verin 25'er kuruş dedi. Abi Zeyfen Bey kemanda mı gittiniz askere? Şöbe ora mıydı? Malatya'dan gittik. Ondan sonra daha bir jandarma yazılmaya gittik o zaman. Bura her zaman Malatya'ya bağlı. Biz kemana bağlıyız. Ondan sonra ondan 25'er kuruş dedik. Şimdi tık 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 araba yazıya çıktı. Malatya'dan bura öyle mi? He. İkide bir rahmatlık ne diye. Hapse. Ne yüzün? Ayağımız devam eden yere gidiyken ev gidiyik la ora. Şu Allah'ın işine bak la. Baba. Geçeri mi yık ha? Oturduğumuz yerde gidiyik ha. Ya. Bu at arabası mı? At arabası. Tabii canım. Küçük muhtar o zaman bir tanesinden at arabası mı kiralamış? Askerden geldikten sonra Malatya'dan at arabası tutup köye gelmişler babamın. Onu unan mı acaba? Öğlen attın. Şey etmiş. Yoksa geldik o at arabasıyla buradan yük yüklü evde mi gidecek yani o? Tabi hali bir zaman. İşte o zamanın taşımanın nakliyesi ya. Nakliyesi. Nakliye işte o zaman ya. Ya deveyine ya at arabasına işte. Rahmatlı yaz ya çıtık böyle değil. Ya Hüseyin işte gidiyor ki ya. İyi ayağımız yere devam iyi. Şu gücük ağa varmış. Salman sabanı vermiş. Şimdi araba geldiğince vızıt vızıt geçiyor ya. Dayasana, dayasana. Derimiş direklere, direklere. Ne yani ben gideyim sen durayım. Dayansana. Vallahi aynen onun hesabı oldu. Ya işte insanlar. Ya benim yettiğim zamanda ne vardı ki? İki tane tükem var. Bir hacı durmuşum bir de veliyum. O veli o sakallıydı. Şimdi. Onun bir kese kağıdı vardı. Şöyle ettiği zaman şöyle çektiği zaman hemen. Şimdi kardeşim işin özü şu. Gide de bir daha gelmeye. Çalışırlar da gide de gelmeye. Adam ülke işgal edilmiş. Fabrika yok. Bir çivi dayı Almanya'da dışarıdan geliyor. İngiliz çivisi değil bir çocuğuken. Affedersin işte atına, itine, eşeğine uğraşmışız. Adamın yeri nur ola. Atatürk ola, peygamber ola. Atatürk olmasa Allah, gene biz bu Allah, Afganlar Allah. Gibi, Afganlar gibi, şimdiki Atatürk Pakistan gibi atına, itine, eşeğine uğraşırdık ya. Doğru. Sen ne diyorsun ya? Ya inanın ben kamyonla şeye gittim, Engizeg'e. Ya arabaya girdim zaman kötü bir ufak benzinli şavurlan var. Ya millet hep kaçıyor ya, o kadınlar kalkan kaçıyor ya. Sen ayaklanacak ha. Nerede? Şimdi de memleketi yağmalıyorlar. Engizek'te. Engizek büyük köy. Tabii ya yukarı. Engizek büyük köy. Ula kamyonuna girdik kalkan kaçıyor. Ben dedim ula bu ne oluyor? Dedi ula bunlar hep korkuyor kaçıyorlar dedi. Erkek de kadın da. He? Erkek de kadın da kaçıyor. Erkek de kadın da kaçıyorlar. Araba görmemiş. Araba görmemiş ya. Ne zamandır tarih? 1962, 61, 60'larda. Allah Allah. Ha o da neçe sonra? 60'larda. Öyle. Sen ne diyorsun ya? Abi Sefen Bey'le kamyonculuktan mı tanışıyorsunuz? Ta biz bunların dedesinden, ya, babasından beri konuşuyoruz. Asıl insanlar bunlar işte. O damadı Mehmet Ali benim kamyoncu arkadaşım. Buradakiler hep biz eski kamyoncularıyız. Rahmetli Zehni'den sonra işte biz hep kamyoncuyu kurardı. Hatta ben Zehni zamanında da. Ziya mı ya işte Zehni. Zehni Ziya Bey'den. Şimdi bu ilhanlar asil. Bakın bir olay anladım. Bir gün kuruncakta geleyim kamyon yüklü.
Ula sargının altına geldik ki bir kalabalık var, bir kalabalık var. Ula bu ne, bu ne? Adamın oğlu traktörü devirmiş, yola indiği yerde oğlan ölmüş. Fakat o bir oğlan da ayakta. O bir ölmüş. Şimdi adam ağlıyor. Dik ya şimdi diyor, bu öldü de diyor, bunu da içeri atacaklar diyor. Ehliyeti yok, bir şeysi yok. Tabii buna jandarma gelecek o zaman oraya. Jandarmalık. Tabii. Nerede var, nerede yok. Rahmetlik Sami geldi. Bir arabayla geldi. O zaman araları seçim için falan bir şey için dolaşıyor. Afyonlu da dolaşıyor. Hemen orada durdu. Gitti adama teselli meselli etti. Dedi ya Sam, sen dur dedi, hiç karışma dedi. Hakim geldi, millet geldi. Bizler çok, yol kapalı. Dedi kim kazı yaptı dedi, ben yaptım dedi. Nasıl yaptın ya dedi hakim, tabii biri. Dedi ya Sam Bey sen, ya dedi ben buraya köye geldim. Bunlar da rica minnet ettiler dedi. Dedi yola kadar indirem de oğlan alsın gitsin dedim. O da dedi ben kaza yaptım. Hakim dedi peki Sam Bey peki. Adamı kurtardı bak ya. Her adam bunu üstüne alır mı ya? Evet. Baba şu zamanda. Yani asil insanlar bunlar. Kardeş ya. Dedim, sen yapsın. Ya 64'te olsa gerek yani bu olay. 64'te olsa gerekti. Yer nereydi? Yer Sarıkız. Sarıkız. Sekiman Sarıkız köyü. Şimdi rahmetli milletvekili oldu, Ankara'ya gittik. Yanına gittik, ziyaret edeceğiz. Bizi seviyor, biz de onu seviyoruz. Çalıştık kendine. Bizi aldı gitti hanımına, dedi ki hanım dedi. Bir dedi kurtlu tavayına dedi pilav pişireceksin. Kurpu da dedi ben elime alacağım. Biz pilav yiyeceğiz. E ben dedim baba biz bu ağaların elinden ne zaman tavanın kurpunu aldık ki bugün de alak. Evet. Rahmetli güldü güldü güldü. Kaderi kötü şimdi geldi. Şimdi eski insanların şeyi farklı. Eskiden edep, erken, görgü var, saygı var. Toplumda ya. Birbirine dayanışma var. Ama şimdi maalesef Hüseyin Bey inan biz çocuğuduk. İşte buraya gel giderik. Nihayet işte ilk 60'ta kamyonu ben aldım burada gittik. O insanlar, o sevgiler, o şakalar, o sohbetler. Evet. Bir gün benim arabanın üstte bir 20-30 kişi var. Tabii o zaman kamyon. Yüklen millet ağzını yüklemiş gidiyor. Evet. Ulan bu köşeye gittik. O günün çocukları ver ettiler taşı. Kimine değdi bana bağırırlar ben durmam dedim. Dursam oraya çıkacak. 30-40 kişi var üstte. Evet. Hep bu dağın adamı. Malatya'ya gittim. Malatya'da geri geldim ki rahmetli İsmail Efendi Mıhtar karşıda oturuyor. Yanına gittim. Buyur dedi. Dedim ya Kivra böyle böyle. Ula dedi ben duydum onu dedi. Hele duymamışsın. Teşekkür ederim ki durmadın. Dursan dedi bunlarına dedi. Olay çıkarlar dedi. Hemen bekçiyi çağırdı. Rahmetli öldü sonra o. Git dedi o çocuklar topla da bana gel dedi. Zezbatal daydı. Alışın topla da al da bana gel dedi işte. O günün çocukları. Tabii. Daha da ben bir taş attığını kimseyi görmedim. Bak insanlara bak ya. Nereden nereye çalıştınız? İşte Ansır'da Malatya'dayım. Ansır'da Malatya. Ya şimdi bu Engizek'te, Kurşunlu'da, Zahmet'in'de, Murzu'da, Kürtçan'da hep bizim kapıya geliyor. Şimdi Halil'in'de adam bana diyor ki Ömer gideceksin mi? Ben diyeyim he gideceğim. Birbirine duruyor diye araba kapıya gidiyor diye. Bak Halil'in'de gelecek adam diyor araba kapıya gidiyor. Biz gidelim bugün diyor Ansır'a. Yani o millet hep yayan geliyor. Kimse yok. Tabii tabii. Araba yok, bir şey yok. Demin dedim ya Atatürk ola yerin nur ola. Ki bu tekniği, bu teknoloji bize getirdi. İşte tabii ya. İnsanlar. Aslı efendim sen biraz bir şeyler anlat. Biraz konuş. Sesin Allah teşhis olmasa. Belki hatıra kalır tabii, bize. Tabii tabii. Ola ne anladım ben yetiştim işte. İki köşede iki tane fırın var. İki tane şey var. Biri velo, biri acı durmuş. Bunları haca gitmişler biliyor musun? Eskiden eşyanın. Hacı Hüseyin, Hacı Durmuş, Hacı Kasım. Yani 5-6 tane var bu köyde. Yani ben gittiklerini görmedim de yani ben tabii, yetiştim hatırlayayım. Ki hatırlayayım. İşte böyle o aşağıdaki dükkanda Hacı Durmuş da daha onun alttakinde. İkisi iki köşede. Bu Hacı Durmuş'u Mehmet'in babası mı oluyor? Fırınları vardı. Fethiye'de mi? İkisinin de. O tarihte fırın nasıl çalışmış? O fırınlarla işte ekmek pişirirlerdi. Bu fırınımız 28'in kıtlığında acıkmış. Şöyle bakmış ekmeğe. O Hacı Durmuş'un fırınına ekmeği. Bir tane almış kaçmış. Abi ne yapsın? Durmuş. Tekliği atmış peşine düşmüş.
O Sümitveli'nin arada yakalamış. Allah Allah. He. O bir soğum atam derken o bir soğumu da ağızdan kapatmış. Yani dayı yiğit şeyle böyle dedin. Onu anlat. Ne dedin? Ya onlar da akıl yiyordu ya. İkisi de anormalindi zaten. İşte üstlük geliyor oturuyor. Dayı gel, dayı gel. Hakikaten de dayım oluyor şeyim. İsmail Efendi'nin kardeşinin şey, emmisinin oğlu. Şey mi? Filan üstlük mü değil? Ya diye bizim diyeyim. Üstlüğe şöyle böyle diyeyim ya. Sizin arsiydi nasıl? Oo, arsiydi. Yeş. Bu adam o sende de. La ya eşek. Hadi gülesin. Kalk kalk kalk. Eşekten miydi? Satı diye suya gitti diye gidip soracağım diye. Öyle değil sizin suyunu nereden almış diye. Aman Allah. Öyle. Çok şakalarım oldu. Çok da şey oldu. Hale de gene de iyiliyim. Eyle eyle abi. Kötü niyetle dolara da konuştuğum şey yok. Hep iyi niyet olarak konuştum. Hüseyin sana çekmiş. Her yerde şaka, espri. O bana çok az etmedik. Ama yok o da aynı. Seni gibi anlatır, güldürür, hikaye eder. Ya bir ton şey saymış biz eskiden. Ömer sen ne bilirsin. Kamyonları getir yanaştırdı. Aa, şuna benim araç işte şu. Öne indirdik ya bizimki. Evet. Allah gel ki senin oğlun kaka da. Nuriye'nin oğluna göre de biri ala içe. Evet. İçe içe bir ton içmiş. Ya şimdi biz defter tutuyoruz. Hangi tarlağı ne ektik, şunu ektik, şu kadar gurbe, şu kadar tohum. Şimdi gurbe azaldı, tohum arttı. La yarım dedim Hüseyin'e. Dedim gurbe ne oldu la dedim. Gurbe dedim bitti dedim, tohum gitti dedim. Ben ne bileyim dedi. 20 tane işte bir ton açık verdik. Bir ton açık verince... Bir ton içmiş. Bir ton gübreli geçmiş öyle mi? Daha evvel Nuriye'nin oğlu dedi ki bu Erdal. Abi dedi senin gübren dedi azaldıysa bende gübre var ha dedi. Nereden aldın ha dedi. Ben şüphelendim öyle deyince. adam niye dedi aldın ha dedi. Neyse gittik oradan 20 torba aldık getirdik. Ucuz mu sattı sana Erdal? Ucuz olsa da gene aldığından daha fazla. Yani. Piyasadan ucuz. Öyle. Nasıl parayı almadı? O da parayı almadı. Yani bizim benden bir oğlan vardı işte oydu. Yapan bu. Başkaları değil hiç. Ne savaş ne öteki ne öteki. Ama o üstüğün Almanya'da. Kölköçük kızı avrat izine geldi. Benim emimin kızı ya o Zeynep. Hem oğlu işte benim dedi lale şöyle lale böyle ya da benim de olan dedim okulu bitir yalak dedik. Bir de daire alırım dedi. O zaman onun için...